En iyi ihtimal diyorum, her şey iyi gider. Korona Haziran sonunda bitmiş olursa, sönümlenirse, yani işletmeler aynen o V inişini, V çıkışıyla yaşaması mümkün değil. Yani işletme, biliyorsun, istihdam en geriden gelir toparlanmada. Bugün konuğumuz ekonomist doçent Evren Bolgun. Kendisiyle koronavirüsün Türkiye ekonomisine etkilerini konuştuk. Koronavirüs dünya ve Türkiye'de ekonomiyi nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle, yani korona hadisesi haliyle geçmiş yaşadığımız pandemiklerle kıyaslanıyor doğal olarak. Sonuçta iktisatçılar ya da finansçılar olarak hep bir şeyi ölçmek için veya işte finansçıların fiyatlaması, şeycide iktisatçıların da makroekonomik döngüdeki gidişatı anlayabilmek için hep geçmişteki verileri aslında analiz ederek bugüne uyarlamaya çalışılıyor temelde. Ama burada şöyle bir sıkıntı var bugün, yani son 3 ayda yaşadığımızda. Yani koronavirüsünün son 100 yıl önceki yaşanmış pandemikle kıyaslanabilir emsalleri de çok fazla yok. Şöyle ki, yani o zamanki nüfus 1 milyar kişinin biraz üstünde, 1.3 milyar civarı. Bugün 7.8 milyar insan var. Ve %10'una yakını etkilenmiş ölüm, yani vefat olarak o tarihte 100 milyon civarı. Yani biz şimdi bugünkü nüfusla tabii ki bunu oranlayarak ilerleyemeyiz ama neticede, yani 100 yılda bir olan, işte o siyah kuyu hikayesi var ya, evet, Talep'in söylemiyle, ya tam o anlamıyla onu yaşıyoruz. Şimdi buradan girmemin nedeni şu: hadise siyah kuyu olarak cereyan ettiğinde hemfikirsek, ki bence %100 öyle, piyasalar da aslında Mart ayının içerisinde, finansal piyasalar çok net bir şekilde bu siyah kuyu anlamaya çalıştılar. Geldi, evet, yaşıyoruz. Her gün %7, 8, 10, 20 falan fiyatlarda düşüşler oldu, biliyorsun, borsalar başta olmak üzere. Tahvil piyasaları darmadağın oldu Amerika'da. Sonrasında işte hani Amerika'nın şeyiyle, önlemleriyle, teşvikleriyle hadise yatışta gözüküyor şimdilik. Ama sadece iş, yani para politikası tarafı değil, mali gevşeme tarafındaki durum da aslında nasıl tepki vereceği de işte test edilmiş, yaşanmış. Yani 2008'deki örneği alıp, ya işte 2008 finansal krizinde şunlar olmuştu, Fed bu önlemleri almıştı, işte Avrupa Merkez Bankası şunu almıştı ve dünya işte aşağı yukarı o 2 yıldan biraz fazla sürdü. Yani 8 ila 10 çeyrek civarı, 2008 sonbaharında girdiğini düşünürsek şeye, 2010 ortasına kadar süren bir kriz vardı Amerika'da ve sonra Avrupa'da daha da uzadı tabii. Dolayısıyla yani bunu bence şu anda yaşayarak anlamaya çalışıyoruz. Bu bir sıkıntı bence. Hani şey, politika üreticiler de şu anda verdikleri, yani ilaç gibi düşünürsek, verdikleri her bir ilacı, yeni ilaç ya da her yeni dozun şeye tepki, vücudun nasıl tepki vereceğini ekonomi olarak düşünürsek, o vücudu da global olarak, bu tepkinin ne olacağını, aynen şu anda koronada olduğu gibi, bir sürü ilaç deneniyor aslında. Dünyadan o kadar çok şeyler geliyor ki, söylemler tıp dünyasında ve doktorlardan da duyduğum kadarıyla aslında herkesin hemfikir olduğu, en çok denenen, en çok bunlara da, içerisinde olumlu tepki veren ilacı çekip çıkarıyorlar. Yani aslında tıp dünyası da yeni yaşadığı bir olayla karşı karşıya, aynen ekonomide olduğu gibi. Dolayısıyla yani burada dünyada benim gördüğüm, açıkçası bu yıl yani net bir şekilde resesyona girdik. İkinci çeyrek başı itibariyle, yani geçen çeyreği yarısını aşağı yukarı dünya yaşadığı için, yani Mart öncesinde Çin'de hadise yaşanıyordu tabii büyük ölçüde ama dünyaya sirayet etmediği için, biz aslında Mart'ın ikinci yarısıyla birlikte, tam anlamıyla Avrupa'yla beraber ve Türkiye'de tabii ki şu anda resesyona girmiş durumdayız. Yani ikinci çeyrek net bir şekilde oldukça dip yapılan, yani bunu V olarak adlandırıyorsak, V'nin alt noktasının içerisindeyiz şu anda. Nasıl bir resesyon süreci yaşayacağız? Toparlanma süreci nasıl olacak? Hep iktisatçıların tabii hep söylemleri içine, V mi olacak, U mu olacak, L mi olacak, W mu olacak, ya da işte marka ismi vermiyorum, bir spor markasınınki gibi mi olacak, hani biraz hafif çıkacak, hızlıca iniyoruz ama sonrasında hızlıca çıkamayacağız. Yani V de olmuyor, V'nin
üçte biri kadar bir çıkış gibi düşün. Spor markası ambleminden alıntılayarak. Yani şöyle demek istiyorum. Bunların hiçbiri de olmayabilir bu arada. Hiçbiri derken yani inişin V olacağına eminim. Niye eminim? Yani bunu sadece tecrübemle ya da okuduklarım ya da analizlerden çıkartmıyorum. Yabancıların deyişiyle aslında ani duruşu yaşıyoruz. Yani bunun tam karşılığı ani duruştur. Finans piyasasında da çok kullanırız bunu. Sudden stop hikayesini. Çünkü çok ciddi miktarda işletme, yani yüz binlerce her sektörde hemen hemen şey hariç, işte tıbbi cihaz, eczane, hani medikal taraflar, gıda gibi bir takım, gıdanın içinde tabii restoran falan da var da genel süpermarketleri katıyorum gıda tarafında, sağlayıcı. Hani böyle birkaç sektör hariç ya da telekom diyelim, herkes evde ya sonuçta. Hani bir 3-4 sektör hariç bütün sektörlerde ani duruş yaşıyoruz şu anda. Mart'ın işte başından beri diyelim kabaca. Dolayısıyla yani bu çok ciddi tahribat yaratacağı nokta hem arz tarafında hem talep tarafında birlikte geliyor. İşte 2008 krizinden farklı olan nokta bence bu. Yani o finans krizini yaşadığımız 2008 bilançolardaki hadiseden. Dolayısıyla şu anda çok yoğun bir şekilde bu ani duruşun hem önden gelen işsizlik, ki daha bunu şu anda rakamlarda görmüyoruz, sadece Amerika'da gördük farkındaysan. Bugün evet. Bizim bu yayından işte kabaca 1,5-2 saat sonrasında Amerika'da yeni tarım dışı rakam da gelecek. Kabaca 5 milyon işsiz daha bekleniyor Amerika'da, ki bence onun üstü de olabilir. Üstü açık yani, bu 6-7 milyon falan da olabilir yine. 2 haftada 10 milyon biliyorsun Amerika'da işsiz gelmişti. İşsizlik oranı son 50 yılın en düşük seviyesinde %3,5'tan 2 ay sonra son yine 50 yılın en yüksek seviyesi muhtemelen %15 üstü. Yani %20'ye doğru Amerika'da bir işsizlik ve iki haneli ikinci çeyrek bir geri çekilme Amerika'da, mesela %20 üzeri. Geri çekilmeden bahsetmemiz bence çok olası. Dolayısıyla hani ani bir duruş var. Bu ani duruşta resesyon tarafındaki hadiseyi aslında depresif bir halde, hani birkaç çeyreğe uzayacak bir şekilde, yani biz Mart'ı da zaten aşağı yukarı kaybettik ama Nisan, Mayıs da kaybediliyor gözüküyor. Dolayısıyla 1,5'luk çeyreklik ya da 2 çeyreğe yakın bir sürecin 3-4 çeyrek şeklinde yılın tamamına sirayet etmemesini aslında şu anda merkez bankaları artı mali tarafta kamu kesimi destek veriyor. Türkiye ekonomisi bu krize nasıl yakalandı? Bunu tabii hakikaten bilmiyorum. Yani şimdi ismi de zaten hiç söylememize gerek yok. O dedi, bu dedi. Yani siyasetçilerin demiş olması hani beni çok fazla bağlamıyor. Sonuçta bizler hepimiz aslında, yani bilime inanan akademisyenler ya da araştırmacılar olarak veriler üzerinden konuşmamız gerekiyor. Somut ama objektif veriler üzerinden, gerçek veriler. Türkiye yani iyi bir durumda yakalanmadığı açık. Niye? Türkiye bir kere zaten 2018-2019 yılında da resesyona girmişti, hatırlayacak olursan. Uzun çeyrekler sürmemesi, yani işte 3 çeyreğin üstüne gitmemesi açısından baktığında hükümet ciddi anlamda kredi teşviğini vermişti bankalar üzerinden ve şirketlerde de borç yapılandırmaları. Aslında biz bu kredi teşvikleri, yani kamu bankalarını kullanarak kredi teşviği ve faiz oranlarında bir sübvansiyon yapma, yani piyasa oranlarının daha altından kamu bankalarını kullanarak teşvik yapma politikasını aşağı yukarı 2017 yılından beri uyguluyoruz. Yani 2016 ortasında yaşadığımız o içsel sıkıntıdan sonra, Temmuz 2016'da Türkiye aslında son 4 yıldır sürdürülebilir potansiyel büyümesine doğru yakınsayacak bir noktaya hiç gelmedi. Yani son 4 yıldan bak, hani tamam 2017'de hızlı bir büyüme oldu. KGF'den dolayı %7 üzerine çıktı biliyorsun, ama sürdürülmedi. Dolayısıyla hızlıca geriye çekildi biliyorsun 2018'de. 2019'da 0.9'da, yani nerede yakalandık? %1 büyümeyle yakalandık. Şimdi buna iyi diyorsak hepimizin şapkayı önümüze koyup mesleklerimizi bırakmamız lazım. Yani siyasetçi de doğru söylemi
söyleyecek olursa bence hiçbir sıkıntı yok partiden bağımsız. Yeter ki doğruları söylesinler. Dolayısıyla bence çok talihsiz bir şekilde yakalandık. Ama sadece biz değil, dünya da talihsiz bir şekilde yakalandı. Yani Amerika'da büyüme, potansiyel büyümesine doğru 2008 öncesine gelmeden faizler de o seviyelere, yani 2008 öncesi Amerika'da faizler %5,5 seviyelerindeydi. Çıka çıka anca 2,5 seviyelerine kadar, 2,75'lere kadar. Büyüme de 3'e gelmeden %2 civarı, yani 2,2, 2,3 falan. %2'nin biraz üzerinde büyümeyle. Avrupa zaten sıfıra yakın bir büyüme, yani %1'in altında. Zaten İtalya'sı, İspanya'sı falan sıkıntıdaydı Güney Avrupa. Dolayısıyla hem dünya, Çin hariç Çin'e, ama Çin'de de büyüme hatırlayacak olursan çift hanelilerden tek haneye, tek hanelilerden de %6'ya doğru yaklaşan bir, yani 6,2 civarı, 6 diyelim kabaca, bir seviyeyle koronaya yakalandı. Yani dünyada geriye bir çekiliş var büyümelerde. Türkiye'de de 1, yani 1'e yakın diyelim. %1 büyümeyle yakalandığın için şimdi bir kere burada hem ekonomik tarafta şu anda çok ciddi bir açmazla karşı karşıyayız. Hükümet biliyorsun yeni ekonomik programla 2019 yılının son çeyreğinde %5 büyümeyi 3 yıl için 2022 sonuna kadar öngörmüştü. Enflasyonu da biliyorsun tek haneliği aşağıya doğru düşürecek ve cari açıkta yaratılmayacaktı. Yani orada çok enteresan soru işaretleri var. Onları çok konuştuk geçmişte. Dolayısıyla benim düşünceme göre hakikaten tek ayakta, yani ters ayak diyelim aslında. Ters ayakta yakalandık. Büyümemiz potansiyel, yani çıktı açığımızın yüksek olduğu, eskiye nazaran daha iyi. Yani 2018'e göre, 2019'a göre nispeten daha iyi, ama 2017 ya da ondan önceki, yani 2010'lu yıllardaki o büyüdüğümüz %5, 5,5'luk büyümelerde oldukça uzaktayız. Dolayısıyla neyle karşı karşıyayız? Düşük büyüme artı o büyümenin daha da aşağıya. Yani ben şuna şu anda inanamıyorum. Mesela seninle yayın öncesinde yine televizyonda ekonomi kanalının bir tanesinde gördüm. Dünya Bankası Türkiye için büyümeyi 2020 yılında 0,5 öngörüyormuş. Evet. Biliyorsun Fitch de 0,8. Yani hepsi kabaca 0'la 1 arasında. Bu ne demek? Aslında 2019'daki büyümenin bir benzeri 2020. Ama aynı durumda değiliz ki şu anda. 2019'da 2020 bence dünyada bambaşka bir yerdeyiz. O zaman şu örneği ben sana vereyim. Yani o kuruluşların iktisatçılarıyla da bunu aslında tartışmak isterim. Çünkü çoğu ciddi revizyonda yapıyorlar. Yani benim açımdan onların kredibiliteleri son yıllarda çok düz değişti negatif anlamda. Yani Türkiye'yi bizler bence çok daha iyi izliyoruz ekonomist ya da iktisatçılar, araştırmacılar olarak. 2009 yılında Avrupa deli gibi aşağıya küçülürken, yani çeyreklik bazda yine çift haneli Almanya'sı, işte Fransa'sı falan 2009 krizinde, özellikle 2009 ilk çeyreği, yani birinci çeyreğinde Türkiye'de -14,4 küçülmüştü 2009 birinci çeyrek. Tamam mı? Yani bunu niye bu örneği veriyorum? Ya kardeşim, bizim ihracatımızın %50'ye yakını Avrupa değil mi? Doğu Avrupa'yı da buna kattığında, Orta Doğu'yu da buna kattığında %75'e ulaşmıyor muyuz? Tamam, yani şimdi Avrupa çeyreklik bazda, yani şu ikinci çeyrekte, işte bugün gelen verileri de gördük Avrupa ile ilgili. Çok ciddi negatif geliyor. Yani büyük ihtimalle Avrupa 2020 yılını eksiyle kapatacak ve eksi, hani 3 mi olur 5 mi olur artık anlamaya çalışıyoruz. Ama eksi olacağı büyümenin açık. Yani dolayısıyla burada Türkiye muhtemelen ikinci çeyrekte ciddi bir çeyreklik bazda daralmayla karşı karşıya. Ha şimdi ilk çeyrek ama iyi. Yani ilk çeyreğin kabaca şeyini söyleyelim. Yani Mart 15'e kadar olan. Yani o bizim Ocak, Şubat ve Mart'ın 10-15'ine kadar olan dönem. Yine az önce söylediğim sebeplerden dolayı, yani kamu teşvikleri, krediler vesaire %5'in üstünde bir büyümeyle çeyreklik anlamda getirecek. Ama ikinci çeyrek öyle bir eksi gelecek ki o birinci çeyreği zaten külliyen götürecek. Üçüncü çeyreği de en iyi ihtimal diyorum, her şey iyi gider. Korona Haziran sonunda bitmiş olursa, sönümlenirse, yani işletmeler aynen o V inişini V çıkışıyla yaşaması mümkün değil. Yani işletme biliyorsun istihdam en geriden gelir toparlanmada. Yani işletme, kapanan işletmeleri açsan bile açabilecek olanlar var. O kadar rahat açamayacak olanlar var.
kirası, sabit gideri vesaire. Yani kabaca söyleyecek olursak en az 2 ay, 2,5 ay çalışmayan işletmelerden bahsediyoruz.